Sen ne yaptın? Düşündün mü o meseleyi? Hangi meseleyi? Ya işte bu Necmiye ile Yusuf meselesini. Ha, düşündüm. Bence münasip. Ama ve lakin gene öyle bir başımıza yollara dökülmeyelim derim. Sen Cumali Efendi'nin bir ağzını yoklasan, oğluna düşündüğü biri var mıymış? Üstü kapalı bir soru versen, ondan sonra baksak bir hal çaresine. Peki, tamam, ben bugün konuşurum. Az soluklan biraz. Bana mı yaptın? Hı hı. İçim yanmış be. Afiyet olsun. Azıcık dursana yanımda. Yok, ben gideyim. Baksana şunların haline, bizi izliyorlar. O zaman şu gülleri deri ver de ben de seni izleyeyim. Ha? Ver. Bahçe bahane. Gençlik şahane. Baksana şunlara. Ama nasıl da yakışıyorlar. Oğlun elden gidiyor Cumali Efendi. Hay sizin dilinize düşen. Hep laf, hep goy goydasınız. Aha işte bahçedeler. Hem bana bak, Müjgan hiçbir fırsatı kaçırmıyor senin oğlanın yanında olmak için. Oğlanın yanında bunları konuşup aklını karıştırmayın. Heveslendirmeyin çocuğu. Ama ne heveslendirmesi ya, Allah. Bunlar oğlan olmuş zaten, görmüyor musun? Hem sen niye kızıyorsun ki? Yok, yani kızdığımdan değil. Davul bile dengi dengine demişler. Müjgan Hanım kim, benim oğlum kim? Heh, sanki Ayşe kadın senin oğlundan daha iyi damat bulacak kızına. Heh, bulsa 10 kere bulurdu şimdiye kadar. Hevallah. Güzel oğlum. Yusuf yüzlü aslanım. Bilir misin? Sırrına göre değişir. Zamanında annem bunu babama vermiş. Sonra ben doğmuşum. Anlayacağım benim mayam da, özüm de bu. Senin olsam ya. Yusuf.